siz Arda Bey'le kalıp yılbaşı programı yapmayacak mıydınız Haluk Bey? Biz zaten siz gelmeden önce yapmıştık programımızı Meltem Hanım'la. Ayrıca da siz çıktıktan hemen sonra ben de çıktım. İyi ki Arda Bey var. Yoksa yılbaşını evde tek başına geçirmek zorunda kalacaktım. Çünkü ben kesin yokum. Niye yalnız geçireyim canım? Biz acayip eğleneceğiz bir kere. Sürekli böyle dışarıda olacağız böyle. Harika. Çok sevindim sizin adınıza. Hadi gel beraber girelim bari de Duygu bizi beraber görsün. Hadi. Evet tamam. Ben var anahtarım var. Ya, gördük olduğunu. Bir saat aradın. Sonunda çıktı mı çantandan çıkmadı mı? İnsan anahtarını hazırlar. Bak. Of sahne Haluk ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz beraber miydiniz? Annem beni yemeğe çıkardı. Sonra dedi ki gel bir İstanbul turu atalım. Böyle Sultanahmet'e falan gittik böyle meydanda. Güzel vakit geçirdik yani. Ya yani uzun zamandır yapmamıştık. İyi geldi. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Aa sen daha çıkmadın mı? Yok biraz böyle işlerim vardı benim. Çıkacağım şimdi. Ay, tamam hadi çık geç kalma. Ayrıca yılbaşında izinlisin. Yarın da gelme. Oh şöyle bir eğlen doyasıya. Keyfini yap dinlen. Aman Meltem Hanım ya. Nerede eğleneceğiz? Yani yılbaşında çalışacağız biz. Aa. Ya girişimci Hüseyin yılbaşında voley vuruyoruz dedi. Ne yapacakmış? Midye dolma işine girmiş Meltem Hanım. Aa. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin. Öyle midye dolma yapmak kolay şey değildir ha. Bakacağız artık bir çaresine Meltem Hanım. Neyse hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Duygucuğum. İyi akşamlar Emine abla. Hadi görüşürüz. Dikkatli git. Anneciğim. Ha canım. Saçların çok güzel olmuş. Ya teşekkür ederim beğendin mi? Çok güzel vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Bu Emine'nin nesi var? Nesi var? Normal bir şey yok. Yüzüme bile bakmadı. Görmediniz mi? Fark etmediniz mi? Hiç fark etmedim. Beğendim. Çok güzel olmuş. Bu sefer böyle dalgıldı. Şey yaptım, tarattım. Çok güzel tarmışlar. Rengi muhteşem olmuş. Çok teşekkür ederim. Gel babacığım. Yılbaşında ne yapıyoruz? Ben çok güzel bir restorana rezervasyon yaptırdım Boğaz'da. Babanla böyle canlı müzik eşliğinde yemek yiyeceğiz. Ya ben beraber kutlarız diye düşünmüştüm. Kızım sen niye buradasın ki? Yani sen kocanın çocuğunun yanına gitsene. Olur mu öyle evet, şey? Duygu, evet Duygu bak baban doğru söylüyor ya. Olmaz böyle ayrı gayrı. Ay yok ya olmaz. Ya, biletimi bile almadım. Hazırlığım yok. Hem böyle sizi bırakıp gitmek böyle içime de sinmeyecek hiç. Biz görüntülü konuşarak gireriz yılbaşına. Allah. Beraber kutlayalım. Duygucuğum biz babanla gayet iyiyiz. Bir sorunumuz yok ki değil mi Haluk? Aynen, kesinlikle. Yani bak annem bütün programı ayarladı. Yani çok eğleneceğiz biz. Siz yeni yıla böyle ayrı ayrı girmeyeceksiniz değil mi? Beni kandırmıyorsunuz. Olur mu öyle şey? Tabii ki birlikte gireceğiz yani. Canım bu kadar senelik hayat arkadaşıyız. Hiç olur mu öyle şey? Tabii ki beraber gireceğiz. Çok eğleneceğiz. Ama sen şimdi bizim yüzümüzden böyle çocuğundan kocağından ayrı kalırsan işte bak biz o zaman üzülürüz. Yani sen burada, onlar orada hiç olur mu değil mi Haluk? Aynen yani. Bilemiyorum ki şimdi nasıl olacak ki böyle. Aa dur bir dakika ya. Ben hemen bir biletlere bakayım. Bir dakika. Bakayım. Aa bak 23.50'de bir tane var. Ha? Ha süper. Ben seni yetiştiririm. Hemen uçağa götürürüm. Hemen bavullarını hazırlamaya başlasın. İçime hiç sinmedi böyle şimdi benim ya. Ya içine sinmeyecek ne var kızım? Ya olur mu hiç öyle şey? Görüntülü konuşacakmış. Hiç olur mu çocuk? Niye orada şimdi annesiz girsin yeni seneye? Ama bak yılbaşını kutlayıp hemen geri döneceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen merak etme ya. Ya sen bavullarını hazırla hadi. Yani anası kılıklı. Sürekli çene çan. Hadi. Tamam. Hadi. Geliyorum. Şunu alayım. Anası kılıklı ha? Çan. Yalan mı? Sen de çok konuşuyorsun. Tamam Gönülcüm. Biz de şimdi Duygu'yu havaalanına bıraktık, oradan döndük. Ya yolcu ettik, evet.
Gelsenize azıcık oturmaya. Ha. İyi o zaman. Ay iyi, ne güzel düşünmüş. İyi yolculuklar size şimdiden, iyi yıllar. Vallahi bravo Tuna'ya yani. Süper. Tamam canım. Çok çok öpüyorum seni. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi bay bay. Ha, varınca haber verin ha. Merak ederiz. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Tamam, sağ ol. Bay bay. Ne diyor Dominant teyze? Yarın sabah erkenden yola çıkıyorlarmış. Tuna Sofya'da bir otele rezervasyon yaptırmış. Hem kayak yapacaklarmış hem de işte yılbaşını orada geçireceklermiş. Ne güzel. Tam zeroluk bir organizasyon. Uludağ annesi var ama yok. İlle öyle bir yurt dışı merakı. Hep insanlar hayatlarında değişik bir şeyler yapmak istiyor ama tabii senin bunun anlamını beklemek birazcık manasız. Kartepe var, 1 saat. Kartalkaya var, 3 saat. Palandöken 1 uçak. Ha, ama yok. Sizin gibi entel danteller ille yurt dışına gidecek. Yani burada kalıp seninle bu konuyu tartışmayı çok arzu ederdim ama gidip uyumam lazım. Malum yarın akşam sabaha kadar parti. Doğru. Yani ben de yatacağım çünkü biliyorsun ben de enerji toplayayım ki İstanbul geceleri beni bekliyor olacak. İstanbul'un altından gireceğim, üstünden çıkacağım. Öyle bir eğleneceğiz ki. Sağ ol, sana da, sana da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.